Sabah sporunda Savaş Çorlu bizlerle beraber. İşte kendisini görüyoruz son derece dinç bir şekilde güne hazır. Savaş Çorlu hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Kerem. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Gazetelerde izleyiciyle de paylaştım. Bugün ağırlıklı olarak Alou Dieng haberleri var. El Ahli takımında forma giyen orta saha oyuncusunun transferinde Galatasaray'ın gerçekten büyük bir mesafe kat ettiğini düşünüyor musun? Eğer olmazsa daha farklı seçenekleri, opsiyonları, sarı kırmızıların neler olabilir? Alou Dieng. Bir defa biz telaffuzu çok dikkat ederiz ya Kerem. O Dieng diye okunuyormuş. Ben çünkü o futbolcuyu zamanında takip ediyorum. Uzun zamandır da Galatasaray'ın gündemindeydi. Alou Dieng kulağa da hoş geliyor böyle. Evet, Galatasaray'ın gündeminde uzun zamandır takip ediyor. Bonservis konusunda 8 milyon, 5,5 milyon eurolara kadar geldi. Belki biraz daha aşağı düşecek. Ama Fatih Hoca'nın tıpkı diğer Ruman oyuncular gibi baktığın zaman Çikidağ gibi birçok futbolcu gibi takip edilen bir oyuncu. Scout ekibinin takip ettiği bir oyuncu. Oyuncu aslında Türkiye'ye yabancı değil. Oyuncu bundan 3 sene önce ya da 3,5 sene önce Galatasaray'a getirip denenmek istiyor. Bu fırsatı bulamıyor. Oradan İstanbulspor'a gidiyor. Daha sonra Adana Demirspor'la yaklaşık 2 ay antrenmana çıkıyor. Oturum izni. Sonra yolu Arabistan'a. Ve bugün konuşulan bir transfer oluyor. Türkiye'yi biliyor yani. Türkiye'nin yabancısı bir oyuncu değil. Çok güçlü bir oyuncu olduğu söyleniyor. Fiziğine baktığımız zaman kendini her geçen gün geliştiren bir oyuncu. Gelişime açık bir oyuncu. Dolayısıyla Fatih Terim'in Scout tarafından uzun süre takip edilen ve de Galatasaray'ın gerçekten gündeminde olan bir oyuncu. Bakıldığı zaman bu transferde neler yaşanabilir? Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama pazarlık aşaması ve çok sıkı pazarlık yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da bu transferde bir mutlu son sanki yakın gibi gözüküyor. Yani çok uzun zamandır gündemindeydi. Baktığımız zaman daha henüz lig bile bitmemişti. Bunu söyleyebilirim. Ligler devam ediyordu. Ama son 3-4 gündür çok ciddi temaslar var. Çok ciddi pazarlıklar var. Dolayısıyla Alou Dieng transferi Galatasaray'ın aradığı orta sahadaki şu ana kadar zayıf kalabilir ihtimallerine bakıldığı zaman Alou Dieng orada bir 6 numara özelliği olan o libero'da toparlayıcı olabilecek bir özellikli bir futbolcu. Bunun için de önümüzdeki günlerde futbolcuda bir sorun yok. Futbolcu da haber bekliyor. Futbolcunun daha önce işte bu saydığım az önceki kulüplere getiren özellikle Adanaspor, Galatasaray futbolcu menajeri oyuncunun Galatasaray'a gelmek için hazır olduğunu ve haber beklediğini ifade ediyor. Şu andaki menajerlerle tabii kim olduğunu bilmiyorum, oyuncularla iletişim halinde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu transfer Galatasaray'la yakında sanki müjdelenecek gibi gözüküyor. Ama transferdir bu. Pazarlıklar, bonservis pazarlığı şu anda 8 milyon eurolardan 5,5'a gelmişti. Galatasaray daha biraz daha aşağı çekmek istiyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Şu anda bir UEFA Kupası maçı var yarın ama herhalde bu maçtan sonra bu önümüzdeki hafta sonuna kalmadan bu transfer mutlu sona ulaşır diye düşünüyorum sevgili Kerem. Savaş Çorlu, Jetson Fernandes defteri tamamen kapandı mı? Sayın Fatih Terim'in biz bu talebimizi yaptık ama Benfica bırakmak istiyor demi açıklaması vardı. Maliyet de yüksekti. Şu anda transferlere bakılırsak sanki kapandı olabilir. Çünkü bir forvet Halil Derviş olduğu için yine bu UEFA Kupası maçından sonra 7 Ağustos'tan itibaren resmi girişimlere başlayacaklar. Jetson Fernandes, Fatih Terim istediği bir oyuncuydu. Fakat satın alma mecburiyetinde konulmak istenen rakam, bir de oyuncuyla devam etmek istemeleri. Bugün için bu transfer zor ama 7 Eylül'e kadar Galatasaray'ın istediği şartlarda, tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ekonomik anlamda Galatasaray'ın hesabını kitabını zorlamayacak bir transfer olursa fırsat transferlere Galatasaray her zaman açıktır. Ama şöyle bir gerçek var, yabancı sayısı da fazlalaşıyor. İşte Feghouli, Falcao gibi isimlerde yollara ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla yani tamamen Jetson Fernandes transferi kapandı diyemem. Ama şu an için mümkün gözükmüyor. Çünkü burada Alou Dieng transferi de gerçekleşmiş olursa yine yabancı sayısında bir fazlalaşma olacak. Ama önümüzdeki günler gidecekler açısından, gidenlerden sonra yeniden gündeme gelebilir. Bakalım, onu da yaşayarak göreceğiz. Ama şu anda Galatasaray'da yarınki karşılaşmayı düşünüyor. Bir tarafta da transferler için çalışıyor. Ama en somut şu anda Alou Dieng gözüküyor. Bir de stoper transferi, yabancı. Fatih Hoca'nın kendi ifadesi, bir yabancı stoper istiyorum, bunun için çalışıyoruz dedi. Bunun için çeşitli alternatiflerle görüşülüyor. Tanganga vardı şu anda en yakın, teklif yapılmıştı Tottenham kulübüne kiralanması için, alternatif isimler var. Dolayısıyla bu transfer hareketliği bir süre daha böyle devam edecek. 7 Eylül'e kadar zaman var ama ligin başlamasına da çok az bir süre kaldığı için Galatasaray 4 koldan çalışıyor açıkçası sevgili Kerem. Ekranda bir son dakika gelişmesi var. Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale yükseldi. 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibini devirdi Buse Naz ve adını finale yazdırdı. Gerçekten muhteşem bir performans sergiledi mücadelede. Yarı finale kaldığı anda bronz madalyası zaten cepteydi, garantiydi. Ancak bu bronz yeterli değil.
bu performansa. Çok daha fazlası gümüş, altın yakışır Buse Naz Çakıroğlu'na. Adını finale yazdırdı Buse Naz. Tebrik ediyoruz gerçekten. Önemli bir başarı elde etti olimpiyatlarda. 51 kilo kadınlar boksta. Finaldeyiz. Buse Naz Çakıroğlu altın madalya için mücadele edecek. Bu son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşmış olalım. Galatasaray'ın gündemine geri döneceğiz sevgili seyirciler. Savaş Çorlu ile beraber sarı kırmızılı takımı değerlendiriyoruz. Burak Elmas geçtiğimiz günlerde Falcao ve Feghouli'den ayrılık talebinde bulunduğunu dile getirmişti. Sence başkanın bu talebi ne kadar karşılık bulacak? En azından iki oyuncudan biriyle yollarına ayrılma ihtimali olduğunu düşünüyor musun Savaş Çorlu? Falcao ile yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Falcao şu anda maliyetli bir oyuncu ama en azından daha iyi niyetli. Feghouli beklemede ama ben Feghouli ile yol ayrılmayacak diyemiyorum. Feghouli'nin içinde bir takım çalışmalar var. Feghouli de burada zarar etmek istemiyor. İlk etapta bu haberi duyduğu zaman ben kalırım, gerekirse altyapıda çalışırım diyordu. Ama Feghouli'nin yaşı gerçekten daha geç. Önünde bir 4-5 senelik daha futbol hayatı var. Dolayısıyla ben kalırım, maaşımı alırım dersen bundan sonraki futbol hayatım bir sene oynamayan oyuncuya daha olsa teklif yapmaz. Cezayir milli takım için önemli bir oyuncusun. Bu konuda da ben önümüzdeki günlerde belki kısa vadede 1-2 gün değil ama gerek Yunanistan'dan gerek Avrupa'dan belki uzak o Avrupa olabilir, Katar olabilir. Yani Feghouli'nin marka bir futbolcu olduğu için Galatasaray burada en az zararla çıkabilir. Belki alacağı o garanti ücretin bir kısmını Galatasaray verecektir. Ama burada da bir yol ayrımı önümüzdeki günlerde olabilir. Belki teknik heyetle görüştükten sonra da bu olabilir. Sayın Burak Elmas'ın açıklaması bu yöndeydi. Fatih Hoca da aslında baktığın zaman son maçlara, yani özellikle bu sene Rumen Bükreş maçında kaptan olarak çıkarmıştı sahaya. Ben bu maçtan sonra Feghouli'nin oynayacağını düşünmüştüm ama geri kalan 3 maçta oynamıştı. Yarın da büyük ihtimalle oynamayacak yani akşam karşılaşmada. Ama bakıldığı zaman iki futbolcu da yol ayrılabilir. Sıkıntılı olabilir, sancılı bir süreç olabilir. Kolay değil. Böylesine bir sözleşmesi olan bir oyuncuyla yol ayrımına gelmek kolay değil. Sancılı bir süreç olur ama ikisinden birden ayrılırsa da ayrılık olursa benim için sürpriz olmaz. Falcao daha sıcak ama Feghouli de tamamen ipleri koparmış vaziyette değil. İnatçı bir ruhu değil. Şu an için gözükmüyor ama önümüzdeki günlerde bu konuda ben sıcak gelişmeler olacağını düşünüyorum. Her iki futbolcu da bu yol ayrımı gerçekleşebileceğini ifade ediyorum buradan ben. Savaş Çorlu antrenmanları tabii ki çok fazla düzenli takip etme imkanınız olmuyor. Ama mutlaka yeni transferlerin performansıyla alakalı da duyumlarınız vardır. Berkan Kutlu, Patrick Van Aanholt, Sacha Boey, Alexandru Çıkıldao. Bu oyuncuların durumları nasıl, teknik heyet şu an için onların performansından memnun mu, ne dersin? Yeni transferlerin hepsinden de memnun gözüküyor Fatih Terim. Burada merak edilen, çok konuşulan transfer Çıkıldao. Onun da eğer bonservis bu UEFA'da daha önceki eleme maçında 3. elemede oynamamış olsaydı yarın akşam sahada görecektik. Bir sonraki maçta artık, bir sonraki eleme belki ondan önce lig. Ama Çıkıldao gerçekten çok merak ediliyor. Patrick Van Holt zaten Hollanda milli takımının da oyuncusu olduğu için o tecrübe açısından bakıldığı zaman çok iyisi. Berkan'ı geçtiğimiz sezon Süper Lig'den biliyoruz. 38 maç oynamış, çok kaşan, mücadeleci ve ortalama her maç takımın en çok koşan oyuncularından bir tanesi olduğu için ben burada da Berkan'ın çok çabuk takıma uyum sağladığını, abilerinin de kendisine yardımcı olduğunu, genç, yaşlı ayrımı yapmadan takımda güzel bir kolej havası olduğunu duyuyoruz. Ben burada daha önceki spor yayında söylediğim orada bir yeni transferden Sacha Boey'un Fransa'dan gelen, takımından gelen bilgilerden çok işte randıman olamayacağını söylemiştim. Beklenti tabii ki yüksektir. Sonuçta 20 yaşında bir genç oyuncu transfer ediyorsunuz. Sağ bek konusunda tereddütlerim hala var. Onu göreceğiz. İnşallah ben yanılırım. Ama genel itibariyle şu ana kadar yapılan transferlerin hepsinden Flora'da memnuniyet var. Bunu da net olarak ifade edebilirim. Ben Sacha Boey'un sadece Fransa'daki geldiği takım, oradaki performansı, işte oynadığı maç sayısı konusunda bir eleştiri olmuştu. Buradan da çok eleştiri almışım. Ama genel itibariyle transferlerden Florya'nın memnuniyetini söyleyebilirim sevgili Kerem. Çok net. Yarın akşam da Berkan'ı, Sacha Boey'u göreceğiz gibi gözüküyor. Patrick'i hazır, tecrübeli bir oyuncu ama antrenman eksiği var. Herhalde yarın belki de ikinci yarı göreceğiz orada. Çünkü Patrick Van Holt'un tam Fatih Hoca'nın kararını bugünkü basın toplantısında belki bize bir sürpriz daha yapıp ilk 11'i açıklayabilir. Ya da yeni oyunculardan kimlere şans vereceğini ifade edebilir. Ama kadroda bir aşağı bir yukarı belli. Florya'da şu anda bu maça konsantre olmuş vaziyette. Şu anda tamamen UEFA Kupası maçına konsantre olmuş futbolcular.
Savaş Çorlu Şampiyonlar Ligi yönelemesinde PSV Eindhoven'a karşı oynanan maçlar hayal kırıklığıyla geçti.